6 puanda Yunanistan 291,5, Norveç 281 puanda. 4. sırada Hollanda geliyor 268 puanda. Yani seyirciler, Hollanda bizim için artık hesap. Birinciliğimizi korumak ve onun içinde çok ciddi bir avantajımız var. 14,5 puan önündeyiz Yunanistan'ın. Macaristan takımı ekranlara geliyor. Koşacaklar. Burada Bianca, ilk sporcu. Emese Bobtek, Bianca Carey ve Barbara Petran. Diğer sporcular. Nicky van Looyveren'i görüyorsunuz Hollanda'dan. Marit Dofeide, Madia Gafur ve Yvonne Hak. Hollanda'yı temsil eden diğer sporcular. Norveç değerli seyirciler. 4 numarada. 5 numaradaki Yunanistan takımını görüyorsunuz. Maria Belibasaki, Ekaterini Siru, Eleni Filandra ve Agni Derveni sıralamasıyla ve Türkiye, Yirsen Engin, Merve Aydın, Meniz Redip ve Saka Pınar bayrağı sırayla taşıyacaklar. Romanya'da Adelina Pastor, Mihaela Nunu, Sanda Belgian ve Bianca Razor bayrağı taşıyacak isimler. Bu dörtlü geçtiğimiz yıl Barcelona'da Avrupa Şampiyonası'nda birinci seride 5. olarak elenmişler ama 3.33.13'te de Türkiye rekorunu kırmışlardı değerli seyirciler. Birsen ve Meliz dün 4x100'de de 44.71 ile Türkiye rekoru kıran takımda da koştu. Barcelona'da kırılan rekoru Mayıs ayı sonunda Portekiz'e yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Yarışması'nda Enka takımı Sema Apak, Melis Redif, Birsen Engin ve Merve Aydın'dan kurulu Enka takımı %2 saniye 3.33.11'e geliştirdi. Buradaki ekibin bu rekoru çok daha geliştirmesini bekleyebiliriz. Evet, sporcular yerini almış vaziyette. Dört çarpı 400 bayanlarda ikinci seri için yerini alıyor sporcularımız. Başarılar diliyoruz. 6 numaralı kulvarda yarışacak Türkiye değerli seyirciler. Çıkış verildi ve yarış başladı. 6 numarada Türkiye yarışıyor. 7 numarada Romanya. Adelina Pastor'la iyi bir çıkış yaptı. Adelina Pastor aradaki farkı biraz açmış gibi görünüyor ama ne üstünlük sağlayan var mı onu söylemek şu dakikalarda, şu saniyelerde görüyoruz. Tam biraz gerilerde kalmaya başladı. Norveç'ten Line Kloster, Maria Belibaski'ye yaklaşıyor. Son 200 metrenin içine doğru giriyoruz. Birsen Engin bayrağı taşıyor ve Romanya takımında Adelina Pastor'a yetişmeye başladı. Son 100 metreye bu iki sporcu başa baş giriyor. Adelina Pastor'un bir 10 metrelik belki biraz daha az bir avantajı var. Büyük çabası var sporcumuzun aradaki farkı kapatmak için. O farkı yavaş yavaş azaltıyor. Bayrak değişimi şimdi gerçekleşecek değerli seyirciler. Ve bayrak takımımız şimdi değiştirdi. Ve değiştirdiği anda da daha başarılı oldu. İyi bir avantaj yakaladı Romanya. Bayrak değiştirirken biraz geride kalıyor. Ve ikinci olarak ülkemizde Merve Aydın bayrağı taşıyan sporcumuz. Merve Aydın aradaki farkı bir ayda açmış vaziyette, yaklaşık olarak 10 metreye kadar çıkardı ve Merve Aydın şu anda lider olarak yolunda devam ediyor. Bayrağı 4. sırada Meniz Redif taşıyacak değerli seyirciler. Diğer sporcular yerini aldı. Son 200 metreye doğru girilirken bayrağı 3. sırada taşıyacak Meniz Redif de Merve Aydın'ı bekliyor. Son 100 metreye doğru giriyoruz değerli seyirciler. Şimdi 2. 400 metrede. Son 100 metrenin içindeyiz. Romanya'dan büyük bir çaba var arkada. Son 100 metrenin içerisinde farkı kapatmasına müsaade etmiyor Merve Aydın. Eşini bayrağı Meniz Redif'e verecek. Meniz Redif bayrağı aldı. Türkiye 3. bayrak değişiminde de bir aylı başarılı Meniz Redif son derece iyi bir çıkış yapıyor. Biraz daha açtı. Romanya bu arada
takip ediyor. Relifi bayrağı ülkemizde son olarak Pınar Sata taşıyacak değerli seyirciler. Hollanda'da üçüncü olarak Madea Gafur bayrağı taşıyor. Bir ayrı hızlı bir sporcu Gafur. Aradaki farkı kapatması ama bir ayrı zor. Çıkıştan beri bu sıralama değişmedi. Şimdi Meniz Redif son 100 metreye girdi. Meniz Redif bayrağı biraz sonra Pınar Sata'ya verecek. Meniz Redif son 30 metrenin içinde Pınar Sata onu bekliyor değerli seyirciler. Ve şimdi bayrak değişimi gerçekleşti. Pınar Sata bayrağı değiştirdi ve Romanya İkinci sırada bayrak değiştiren ülke oldu. Bianca Razor bayrağı ikinci sırada taşıyor ve şu anda Pınar Sata geliyor. Türkiye rekoru 3.33.11. Saat şu anda 2.58, 2.59, 3 dakikayı gösteriyor. Son 200 metreye girdiğimizde bir Türkiye rekoru gelebilir değerli seyirciler. Bayrağı taşıyan Pınar Sata 1985 doğumlu. Son 100 metreye doğru yaklaşıyor. Birincilik artık garanti de Türkiye rekoru gelecek mi? Onu merak ediyoruz. Türkiye rekoru bir kez daha hatırlatayım. Bir çok iyi bir konuş. Bu sesini sonuçlar değerli seyirciler. Son 30 metrenin içinde. Yedinin bir yerden saatte. Ve Türkiye bir kez daha burada kızlarımızın büyük başarısını alkışlıyor şimdi. 3.29.42 sporcularımızın derecesi gerçekten 3.33.11'lik Türkiye rekorunu yaklaşık 3.5 saniye geliştiriyorlar. İşte sporcularımız Birsen Engin, Merve Aydın, Meniz Redif ve Pınar Sata değerli seyirciler. Son bayrak değişimi ekranlara yansıyor. Ve Türkiye rekorunun bir kez daha ekranlara yansıyor. Burada aldığımız birincilik ayrıca iki gün süren bu organizasyonda takım olarak birinciliğimizi de garantiliyor değerli seyirciler. Avrupa Yıldızı Federasyonu resmi sayfasında şampiyon öncesinde Türkiye'nin adını hiç anmamıştı. Lige düşen diğer takımların neler yapacağını özellikle merak ettiğini yazmıştı. Yunanistan, Norveç ve Finlandiya geçen yıl Bergen'deki yarışmalarda 10, 11 ve 12. olarak 1. lige düşmüşlerdi. Yine lige çıkabilecekler mi diye sorular soruluyordu. Avrupa Atletizm Federasyonu'nun sayfasında Türkiye'nin adı hiç anılmamıştı. 3.29.40 olarak düzeltiliyor. Türkiye rekoru 3.29.40 oldu değerli seyirciler. Ve Türkiye 3.29.40'la İrlanda ve Romanya'nın önünde ilk sırada yer alıyor. 12 puan daha kazanıyor ve en önemlisi Türkiye rekoru kırılıyor. İşte genel durum Türkiye, Yunanistan ve Norveç 318, 297 ve 289 puandalar. Romanya 277,5 puanda, 11,5 puan geride Norveç karşısında. Matematiksel olarak diye ifade ederiz sadece. Bir küçücük şansı var, mucizeler gerçekleşecek. Norveç belki yarışı bırakacak. Romanya 12 puanı alacak ki Norveç'i geçsin. Bu mucizeleri dinlendirmek de biz spikerlerin aslında görevi bir anlamda değerli seyirciler. Ve buradan Türkiye, Yunanistan ve Norveç'in yine Türkiye için ilk defa, Yunanistan ve Norveç için ise yine tabirini kullanabiliriz. Süper Lig'e dönüş anlamına geliyor. 3.29.40'lık koşulan 4x400 yeni bayrak rekoru ayak başına her atletin 52.5 gibi çok süratli bir ayak koştuğunu gösteriyor. Bu da çok büyük başarı.
Türkiye rekoru 1400 metrede 52.4 olduğunu görürsen çok başarılı koştuğunu tekrar söyleyebiliriz. Ve 4x400 metre erkeklerde ilk seri Hırvatistan, Slovenya, Belçika, İsviçre, Finlandiya ve İrlanda. Değerli seyirciler, 4x400'de koşacak olan ülkeler. Jonathan Borley ve Kevin Borley'i izleme şansımız olacak. Bu iki sporcu 2010 Barcelona'da, 2011 Paris'te salon şampiyonasında bronz madalyayı getirmişlerdi ülkelerine. İşte Avrupa Türkiye rekorunu yenileyen, kıran takımımız şapkaları da imzalıyor, imza dağıtıyorlar. Yani ülkelik insanlar şu anda büyük ihtimalle onlar, değerli seyirciler. Büyük bir başarıya imza attılar. Takım olarak Türkiye çok büyük bir başarıya imza attı. Ve tarihinde ilk defa Süper Lig'de Avrupa'nın elitleriyle önümüzdeki yıl mücadele edecek. Ve tabii ilk etaptaki hedef o ligde tutunmak olacak. Gerçekten güçlü takımların arasında yarışacak ülkemiz. Burada da çok büyük başarı gösterdi sporcularımız. Award ceremony at the end of 2 days of